insanın birlikte yaşadığı coğrafyasıyla ve üzerinde bulunduğu gezegeniyle ve bu gezegenin üzerinde birlikte yaşamak zorunda olduğu diğer bütün canlı, cansız varlıklarla bir sorunu olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçlarımız durmadan gelişen teknolojiyle artıyor ve insan bu ihtiyaçlara karşılık vermek için doğa üzerinde ya da gezegen üzerinde tek söz sahibi kişinin kendisi olduğunu düşünerek hareket ediyor. Tabii bu da içinde bulunduğumuz bu sistemin insan özünde ya da insan faydasında gelecekte ona aslında kaynakların tükenmesiyle beraber daha da başat, daha da farklı sorunlar getireceğini düşünüyorum. Bu yüzden de gelecekle ilgili hemen bir şeylerin yapılması konusunda kaygılarım var. Çok iyimser değilim. Bir edebiyatçı olarak toplumdan izole bir şekilde yaşayamazsınız. Toplumun içerisinde onunla beraber etkileşirsiniz. Onunla beraber soluk alırsınız. Onunla beraber kaygılanırsınız. Onunla beraber gelecekle ilgili tahayyülleriniz olur. Önceki benden önceki zamanlar işte tarih, felsefe, başka kavramlar. Benim yaşadığım dönemler ya da benden sonraki dönemler bunlar edebiyatın her zaman için yelpazesi içerisindedir. Bir yazar da nasıl ki geçmişinden veya bugünden faydalanıyor ise geleceği öngörerek düşüncelerini yahut kafasında canlandırdığı hikayelerini aktarabilir, verebilir. Bu edebiyatın içine dahildir. Buradaki coğrafya benim direkt üzerinde yaşadığım, nefes aldığım kendi mahallem, kendi semtim veya kendi ilçem değil. Birazcık daha iç içe olduğumuz büyük sorunlarla, büyük savaşlarla yüz yüze kalan işte evlerini, barklarını bırakıp buralara kadar gelip bize komşu olan insanlar da benim coğrafyam insanları. Burada işte bu coğrafyada yaralar çok benzedi birbirine. Çok yakınlaştı. Her ne kadar sokakta karşılaştığımızda birbirlerimizin dillerini tam anlamasak, işte giyim kuşamlarımız birbirine benzemese de bu coğrafyanın, bu epeydir süren, bu karanlık coğrafyanın sanki kaderci olmak istemiyorum ama zorunlu yaşayan insanları haline gelmiş gibi olduk. Sürekli birilerinin bu yarayı saracağını söylediler. Ama toplum buna alıştı. Hani tabiri caizse sorunu çözmek yerine yarayı sever hale geldik. Ben bu coğrafyada hikaye yazarken zorlanmıyorum. Bu aslında üzücü bir durum da olsa kişisel olarak bu maalesef var. Çünkü sokağa çıktığımda, trene, vapura bindiğimde, bir yolculuk yaptığımda, birini beklediğimde, birine gittiğimde aslında kadermiş, fıtratmış şeklinde dayatılan bir sürü hikaye benim. Bunu başka insanlarla, başka coğrafyalarla belki paylaşacağım. Oldular şeklinde hemen yanım başımda duruyorlar. Bu yaşadığımız karamsar olaylarla biz
sonsuza kadar kötü gitmiyoruz. Burada bir umut var, umut olmalı. Bu umut diğer insanları da tetikleyen üstelik bir umut olmalı. Örneklemek gerekirse bir tren kazasında bebeğini yitiren bir kadının trajik olayının peşindeyken tabii çok umutsuz olabilirim, çok karamsar olabilirim. Çünkü o kadın orada bebeğini yitirmiştir. Ama hikayenin sonunda bu kadını kendi ailesi bile, çünkü bu kadın bir travma yaşamış ve bu travmayı atlatamamış üzerinden, kendi yakınları bile bu kadını bir şekilde uzaklaştırmışlar veya ondan uzaklaşmışlar. Ama bir balıkçı barınağında hiç tanımadığı başka balıkçılar tarafından korunmuş, kollanmış, yemeği, üstü başı veya güvenliği sağlanmış bir şekilde ben buna şahit oluyorsam, bu da benim işte bahsettiğim umut veya bu majik umut burada yatıyor. İnsansız edebiyat çok önemli bir hale geldi. Duygusu olmasın edebiyatın, kaygısı olmasın, ideolojisi olmasın, siyaseti olmasın. Ya tabii ki ben çıkıp da içinde slogan atmayacağım yani. Son öyküde Adana'da katledilen amcamın oğlunu anlattım. Yani örgütlüydü, hücre yuvasında katledildi. 25 seneyi anlattım ben orada. Kitabımı kabul ederken görmediler. Kitap çıkıp da şey yapınca gördüler. Aman dediler, ne oluyor yani, başımıza dert almayalım. O yüzden de edebiyat bu baskı halindeyken şey yapamaz, umut olamaz. Kendi baskısını önce yıkması lazım. Belki bundan bahsetmek gerekir.